Adana'da kadın esnaflarımızın yanındayız. İnsanlar çok büyük geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Ev kadınlarının birçoğu ne yazık ki çalışma hayatının içerisinde değil. Aşağı yukarı 12 milyon kadın neredeyse işe erişemiyor ve ev kadını konumunda. Dolayısıyla herhangi bir sosyal güvenceleri yok. Hayatın içinde evet, de yer yok. Alamıyorlar. Yok, doğru söylüyorsun. İki tane kadın esnafımız evet. Burada var. Bütün gün var ya, hiç bana geçinemiyorum. Nasıl? Geçinemiyorum. Bütün gün iş yok, güç yok. Evet. Alan yok, giden yok, gelen yok. Yani satın mı almak alamıyor insanlar? Tabii, para yok ki altında. Para yok ki altında. Vallahi ya, yani... Sen neden evde oturmak dururken böyle bir şey yapıyorsun? Ne yapayım, ihtiyacım var. İhtiyacım evet, var. Ihtiyacım. Eve geçindirebilmek evet, için. Evet, çocuklara bakmak için, okullara gitmek için. Yani lazım. Geçen yıla oranla fiyatlar arttı mı? Nasıl? Arttı. Çok fazla evet, arttı şu arttı. An. Evet, arttı. Mesela geçen yıl bu 5 liraydı, şimdi 10 lira. Evet. Kimileri alıyor, kimileri almıyor. Gücü olan alıyor, gücü olmayan diyor abla pahalı çekip gidiyor. Soruyor. Evet, soruyor, almıyor. Evet, almıyorlar. Evet. Ne diyebiliriz? Peki sen buradaki satışınla çocuğuna yumurta, süt, et alabiliyor hayatta, musun? Hayatta. Alabiliyor musun? Hayatta. Et ne maaş kadar da yok. Maaşın da yok. Yok. Ne maaş herhangi var. Herhangi sosyal güvence ne yok. Yeşil kar. Hiçbir şey yok. Evet. Sadece bu var. Bununla geçinmeye evet. Çalışıyorsun. Ne kadar sürede evine et girebiliyor mesela? Valla bayağı oldu. Bayağı. Aylardır eve evet. Et girmiyor. Valla girmiyor. Evet. Süt ne et, ne süt, ne bir yumurta 2,5 lira oldu. Nasıl alacağım? Gittim almaya, adam 80 milyon istedi, ben geri döndüm. Ne yapayım? Bir alamam. Tek yumurta evet, 80 lira. 80 lira istedi. Evet. Evet. Ben de geri döndüm, ne yapayım, olmadı. Peynir alabiliyor musun? Hiç, onu zaten unut. Evet. Onu unut. Neyle, o zaman ekmek ya. Ekmek, zeytin, bilmem işte evet. Bir domates, bir... Tamam, onlarla geçiniyorlar, evet. Ne yaptılar. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz, nasıl? Ben çok mutsuzum. Evet. Çaresiz ve mutsuz yani yalnız ben değil, bütün kadınlar öyle. Evet, evet. Erkek de verirse biz mesela pazara gidiyoruz yani artık mesela ya bir kilo alacağımıza yarım almış. Evet, valla yarım bir kilo yani domates alıyorlar. Hiç yani 300 lirada gidiyor ama bilanki arabanın yarısı dolmuyor. Geçen sene 300 liraya doldurabiliyor muyuz? Evet, geçen yıl daha iyiydi. Tabii bu krizden sonra yani market. Evet. Markete git. İki defa ayda pazara gidebiliyorum ben yani evet. Başka yok. Siz et süt alabiliyor musunuz? Ya işte yani çok az. Çok az. Azaldı yani çok. Mesela daha zeytinyağı. Evet. Eskiden bu kadar kızar diyordum. Şimdi derdim o kadar. Onu bile yapamıyorsunuz. Dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Yani kısmaya baya baya yani ekmek. Asla ve asla bir dilim ekmek almam ben. Evet. Yani o kadar ne dikkat ediyorum. Ki? Çünkü 4 lira ekmeğe, olmuş bir ekmek. O kadar para. Evet. Yani dikkat ediyorum. Yani. Yani şoförler bile boş gidip geliyor. Neden? Yok, yok para yok gidip gelsinler. Nereye gidecekmiş? Mesela gittin çarşıya, yemek yedin. Ne kadar ödeyeceksin? Yine 200 lira ver, 300 lira. Ben gitmiyorum ki ödeyeyim. Gidemiyorum. Gidemiyorsun. Yok. Mesela kadınlar şimdi gezmeye falan gitmiyorlar. Gitmiyor, yani. Hayır asla git. Ben görmüyorum. Şoförler boş gidip boş dönüyorlar. Mutsuz diyorsunuz. Mutsuz evet, kadınlar mutsuz. Sabah niye uyanamıyorum? Demin bana özellikle sabah uyanmak istemiyorum. İstemiyorum çünkü hayatımda hiçbir şey yok. Güzel bir şey yok ki. Evet. Uyanmak istemiyorum. Yok hayata gene de tutun. Yok yok tutunuyorum. Mutlu olmak yani lazım öyle, inşallah. Ne bileyim ben artık. Paşa yapıyor kendini. Fakir fukara da acından ölüyor. Nasıl da? Ekmek mi pahalı? Ekmek de pahalı. Yiyecek de pahalı. Yağ da pahalı. Tuz da pahalı. Un bahalı, hangisi ucuzdur kardeşim? Peki yol parasını bulan verim. Torun mu? Torunum. Yol parasını bulamıyor. Hiç çünkü böyle her bir şey bahalı. Hiç böyle bir durum yaşadınız mı daha önce? Yok idi ki eskiden böyle. Bu yaşına kadar hiç böyle yokluk yok, gördün yok, mü? Yok, hayır. Bu yaşına kadar hiç böyle görmedik. Yokluk görmedin. Bu bir senedir, 1,5 senedir bizi etmeye mürteç etti yavrum. Evet. Olur mu böyle? Böyle her bir şey bağlı oldu yavrum. Evet. Ne yapalım biz söyle. Eskiden ekmeğe
Kendiniz yapıyordunuz. Ekmeği torbayla alırdık, biçirirdik, yiyirdik ama şimdi yok. Yetişemiyoruz. Bir ekmek 10 lira, 5 lira. Evet. Vekilim. Ne yapalım?